Bugün günlerden 8 Kasım Cuma, saatlerimiz 16.00'ı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, tarım alanında dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Hollanda Wageningen Üniversitesi ile işbirliğine yönelik temaslarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma stratejisi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi, yurt dışında pek çok üniversite ve kurumla işbirliği çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Hollanda Wageningen Üniversitesi ile işbirliğine yönelik temaslarda bulundu. Tarım, gıda ve su ürünleri alanlarında araştırma ve eğitim konularını kapsayan işbirlikleri için yeni adımlar atıldığını söyleyen Rektör Budak, "Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz," diye konuştu. Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu tarafından Havacılık Şenliği düzenlendi. Bu görüntüler Ege Üniversitesi kampüsü 20 Mayıs spor tesislerinde gerçekleşen Havacılık Şenliği etkinliklerinden. Ege Üniversitesi'nin havacılık sektöründe markalaşması hedefiyle düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, küreselleşen dünyada havacılık sektörünün ekonomide sahip olduğu payın her geçen gün arttığını ifade ederek, üniversite olarak havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Hocam diyor ya, mektupları birisi taşısa diyor, bu drone'la diyor, kamera sistemi, kargo taşımacılığı, insansız hava araçları. Hani Türkiye'nin bu terörle mücadeledeki en büyük silahı bu oldu yani. Bu son 5-6 yıl içerisinde belli şeylerin tespiti vesaire anlamında. Onun için bu iş ülkemiz için de çok önemli. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen rozet takma töreninden sonra katılımcılar, drone ve model uçak uçurma, mini paraşüt hazırlama ve uçuş simülatörü gibi etkinliklerde eğlenceli dakikalar geçirdiler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalın bağırsağında tümör bulunan hasta, Ege bölgesinde ilk kez robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Robotik yolla özellikle prostat, böbrek üstü bezi ve tiroid ameliyatlarını sıklıkla gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu kez kalın bağırsağın son kısmında tümörü olan hasta, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tayfun Yoldaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Cerrahi ekibini ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "Üniversitemiz cerrahları bir ilki daha başardı. Ekibimizi kutluyorum," diye konuştu. Ege Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ın öncülüğünde kurulan Ege Üniversitesi Orman Okulu eğitime başladı. Ege Orman Okulu eğiticinin eğitimi programı kapsamında ilk dersini İletişim Fakültesi konferans salonunda verdi. Ege Üniversitesi, doğa, çevre ve orman yangınlarını önleme konusunda toplumsal bir bilinç yaratmak amacıyla Orman Okulu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi Orman Okulu Eğiticinin Eğitimi programı İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak daha yeşil bir Türkiye inşa etmek için elimizden gelen desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. "Biz diyoruz ki Ege Üniversitesi'nde yeşille ilgili hassasiyet olan kim varsa Ege Orman Okulu'na gelsin." Proje yürütücüsü, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşen Temel Eğinli, projenin en önemli amacının çevre konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve ilkokulu öğrencilerinin bu konuda eğitimlerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Eğitimin ilk dersini veren Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serdar Gökhan Şenol, ormanların toplumsal ve ekonomik açıdan değeri yüksek olan milli bir servet olduğunu ve ormanları korumak, toplumdaki farkındalığı artırmak için herkese büyük görev düştüğünü belirtti. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Dinçer Ayazsa, ormanlarda yaşayan canlıların korunmasının biyoçeşitlilik açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.
Türkiye'de ilk kez hemofili hastalarına yönelik gen tedavisine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlanacak. Hemofili hastalarına yönelik geliştirilen ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye'den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahil edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kaan Kavaklı ve akademisyenlerle bir araya gelerek bilgi aldı. Ege Üniversitesi'ndeki Tıp Fakültesi hocalarımız zaten Türkiye'de akademik performansta Türkiye'de ilk sıralarda. Bugün de çok özel bir olaya tanıklık yapıyoruz. Özellikle hemofili hastalarına yönelik olarak gen nakliyle gen tedavisini dünya çapındaki uluslararası akredite olmuş, saygınlığı olan kuruluşlarla ortaklaşa ilk kez Türkiye'de bir Türk hastanesinde insana gen tedavisi, gen nakliyle gen tedavisini yapacaklar. Gen tedavisi Türkiye Koordinatörü ve sorumlu araştırmacı Profesör Doktor Kaan Kavaklı bu tedavi yöntemiyle hemofili hastalığının tedavisinde önemli bir adım atıldığını söyledi. Yapacağımız tedavinin özelliği şu: ilk kez bir gen hastalığında gen ürünlü hastaya Türkiye'deki bir üniversite hastanesinde uygulamak. Bu sayede hayat boyu süren ve şu ana kadar tedavisi olmayan bazı hasta gruplarına bu gen tedavisiyle tamamen iyileştirme şansını kullanmak istiyoruz. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden Profesör Doktor Melike Avşar ile Profesör Doktor Kadri Yakut'un iki ayrı projesi TÜBİTAK'tan kabul aldı. Evrimleşmiş yıldızların yüzey sıcaklıklarını belirlemeye yönelik bir yöntem geliştirme üzerine çalışan Profesör Doktor Melike Afşar'la çift kara delik sistemleri hakkında çalışma yürütecek olan Profesör Doktor Kadri Yakut'tan bilgi alan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, projelere desteğimiz artarak devam edecek diye konuştu. Proje aslında bizim doğayı temsil eden çekim kuvvetinin doğası nasıldır sorusu hala açık bir soru. Uluslararası alanda birçok farklı projeler, ekipler bu konuda çalışıyor. Biz de yani hedefimiz bu konuda bir katkı sağlamak. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında özellikle evrimleşmiş yıldızların yüzey sıcaklıklarını belirlemek üzere bir yöntem geliştireceğiz bu projemizde. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Buket Kosova yürütücülüğünde geliştirilen ve kişiye özel kanser tedavisini geliştirmeyi amaçlayan proje TÜBİTAK tarafından kabul aldı. Doçent Doktor Kosova'yı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, genlerin incelenerek kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar hakkında bilgi alarak proje ekibine başarılar diledi. Küçük hücreli dışı akciğer kanser hücre serilerinde ilaç direncini araştıracak bir yöntem kullanıyoruz, yeni bir yöntem. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde organ bağışı paneli düzenlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen panelde organ bağışının önemine dikkat çekildi. Panelde konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, organ bağışında İzmir'in ve İzmir'de de Bornova'nın ilk sırada yer aldığını ifade ederek bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Amacımız şu: farkındalık oluşturmak. Yani teknoloji çok ilerliyor. Ve biz ama toplumsal olarak yani ön yargı var bu konularda. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Amacımız bakanlığımızla, sağlık müdürlüğümüzle, hocalarımızla, öğrencilerimizle bir araya gelerek bu farkındalığı daha üst noktalara getirmek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir, kentin organ bağışı rakamıyla Türkiye birincisi olduğunu ve donör sayısını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gündüz ise, Türkiye organ nakli sayısı ve nakilden sonraki sağ kalım oranlarıyla canlıdan nakilde dünyanın en iyi 3 ülkesi arasında dedi. Panelde Doktor Ata Bozoklar, Türkiye'de ve Ege'de organ nakli ve organ bağışı başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda organ bağışı kısa film gösterimi yapılmasının ardından katılımcılar "Organ bağışını destekliyoruz" sloganıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından Endüstri 4.0 ve Moda Sektörü adlı konferans düzenlendi. Konferansta TÜKSAT Genel Müdürü Cenk Şen konuşmacı olarak yer aldı. Endüstri 4.0'ın moda ve tekstil sektörüyle bağlantısını anlatan Şen, yapay zekayla geleceği öğrenmeye, büyük veriyle geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Endüstri 4.0'la ise geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz diye konuştu. Ege Üniversitesi Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Etkinlikler kapsamında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından Atatürk, Cumhuriyet ve Matematik paneli gerçekleştirildi. Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde Atatürk'ün matematik bilimine verdiği öneme dikkat çekildi. Panelin açılış konuşması Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Yaşa tarafından yapıldı. Panele Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasan Mert, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Bayram Şahin, İzmir Demokrasi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Günay Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşmacılar Atatürk'ün matematik ve geometri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, Cumhuriyet'e giden süreçte yaşanan gelişmelere değindiler. Panelin açılış konuşmasını yapan Profesör Doktor İhsan Yaşa, Atatürk'ün de bütün yapmış olduğu yeniliklerde, kanunlarda ve kurmuş olduğu enstitülerde bilimi esas aldığını biliyoruz dedi. Panelist Profesör Doktor Hasan Mert ise Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür nesillerle devam edecektir diye konuştu. Panelin devamında Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Bayram Şahin Atatürk'ün Geometri kitabı konulu konuşmayı gerçekleştirdi. Profesör Doktor Günay Öztürk ise Atatürk'ün bilimi maddi ve manevi anlamda yol gösterici olarak gördüğünü vurguladı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan Atamız ve Biz izinde iz bırakmak plastik sanatlar sergisi sanatseverlerle buluştu. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin farklı teknikler kullandığı Atamız ve Biz izinde iz bırakmak sergisinde klasik tarz çalışmaların yanında sürrealist, üç boyutlu ve soyut çalışmalar dikkat çekti. Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Merih Tekin Bender, konsept için Ulu Önder Atatürk'e adanan eserleri taşıyabilen bir kavram olarak izinde iz bırakmak ismini belirlediklerini ifade etti. Bizim için Cumhuriyet ve Atatürk Günleri bağlamında bir sergi düzenlemek bir görev değil, coşkunun bir sonucu. Çünkü Cumhuriyet'in ve atamıza olan bağlılığımızın plastik bağlamında eserler üzerinden gösterilmesi bizim için heyecan verici bir süreç. Atamız ve Biz izinde iz bırakmak sergisi 15 Kasım tarihine kadar Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Sanat Galerisi'nde açık olacak. Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında Bugünün Minikleri, Yarının Gençleri, Atatürk ve Bayrak Atölye Etkinliği Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Şükran Tümer öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Bornova Necmiye Bilgin İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle Türk bayrağı tasarımı yapıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren öğretim görevlisi Şükran Tümer, bu tür etkinliklerin daha önce yapıldığını ve bundan sonra da yapılmaya devam edileceğini söyledi. Biz özellikle her yıl Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında genç öğrencilerimizle birlikte farklı çalıştaylara imza atmayı görev edindik açıkçası. Bugün de Necmiye Bilgin İlköğretim Okulu'ndan özellikle Milli Eğitimle bir iletişim kuralım dedik. Bugünün gençleri olan öğrencilerimiz ile yarının gençlerin olacak olan miniklerimizi buluşturalım. Onları bir Türk bayrağı çalıştayında birlikte hareket ederek Türk bayrağını oluşturma aşamasında böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Koordinatörlüğü'nde Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in ilk kıvılcım demir dövme sanatı atölye etkinliği gerçekleştirildi.
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Etnografya Müzesi işbirliğinde düzenlenen ilk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı etkinliği, sanatseverleri mesai saatleri dışında atölyesinde demir döverek bıçak yapan Bornova Kaymakamı Fatih Genel'le buluşturdu. Demiri birçok işlemden geçirerek bıçağa dönüştüren Kaymakam Genel, "Demire hükmedemiyorsanız tarihe de dünyaya da hükmedemezsiniz. Demirin icadından beri bu böyledir," diye konuştu. Sanatseverler Bornova Kaymakamı'nın demiri döverek bıçağa dönüştürmesini izlerken bir yandan demir dövme sanatıyla ilgili birçok bilgi edinme fırsatı buldu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi Televizyonu'nda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.